Tekrar cesaretliyim. Yurda geçince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, yurda an itibariyle gelmiş bulunmaktayım. Odaya çıkalım, sonra yine konuşuruz. Arkadaşlar, yurda geldim. Odaya girdim. Şimdi arkadaşlar, benim normalde yarın gelmem gerekiyordu yurda. Yani iznimi yarına kadar almıştım. Şu an yurtta yemek yeme hakkım yok yani. Gidip iznimi açtıracağım ve hemen yemek yiyeceğim. Kurt gibi açım. Üzerimdeki montu bir atayım. Bugün odada tek başımızayız. Kızlar yarın gelecek. Kaya kadar tek başıma bir gün, bakalım ne yapacağım. El yüzümü yıkayayım ya. Arkadaşlar, valizimi direkt şuraya bıraktım. Montumu çıkarttım. El yüzümü yıkadım. Maskemi almadım. Maskem. Odayı bu şekilde bırakıyorum. Önce kaydımızı açtıracağız idareden. Sonra da yemekhanede yemek yemeye gideceğiz. Çok açım. Şu an saat herhalde 5'i 40 falan geçiyordur. 5'i 28 geçiyormuş. 5.30 az kalmış. O halde hadi gidelim. Go! Arkadaşlar, musakka ve pirinç pilavı aldım. Ekmek aldım. Bir de su aldım. Böyle üstüne 35 kuruş verdim. Musakka hiç sevmem. Sulu yemekler bakımından en ucuzu musakkaydı. O yüzden bunu aldım. Musakka bir sulu yemek diye biliyorum. Bunu şey yapmayın. Hava buz gibi olmuş. Kararmış da. Şu gökyüzünün güzelliğine bakın. Neyse, gidelim odamıza. Yemeğimi yedim. Şimdi odaya gidiyoruz. Odayı temizliyoruz. Dolabımı yerleştiriyorum. Valizi boşaltıyorum. Sonra artık bakarız. Tüm ışıkları açmış olmamda nasıl Yusuf Yusuf olduğumu anlamışsınızdır. Öncelikle perdemizi çekelim. Millet bizi görmesin. Var ya, dolap var ya, feci şekilde dağınık. Yani antrop gibi değil. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Ay Rıfkı. Anneciğim, havasız kalmışsındır şimdi sen. Seni götüreyim. Şimdi arkadaşlar, kitaplığımız kilitlenmediği için, ben şöyle kilitlenen almadığım için kitabımdaki bütün eşyaları giderken eve buraya tıkmak zorunda kalıyorum. Oraya bir tane kilit alacağım. Artık böyle taşıma işiyle uğraşmayayım diye. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben bunları hepsini çıkaracağım, yerlerini yerleştireceğim, sileceğim. Bir önce kitaplığımı, masamı falan, komodinimi falan sileceğim. Burayı düzelteceğim, sonra valizi boşaltacağım. Bunlarla uğraşacağım. O halde hemen başlayalım. Kirleri ayıracağım, aynı zamanda bir poşete koyacağım. Yarın bütün çamaşırı yıkarız. Size aldıklarımı göstereyim mi? Zava korhale de çift gore. Şeyleri göstereceğim. İzmir'deyken 10 günlük tatilde neler aldım. Bu tatilde aldım arkadaşlar. Bugün aldım bunları. Shop'tan 13 liraya aldım. Çok güzel değil mi ya? Odaya şundan aldım arkadaşlar. Askı. Kabın arkası olduğunu bilmiyorum. Denemedim. Birazdan bunu sizinle deneriz. Yani çünkü hep montlar orta kıt falan duruyor. Yani özellikle benim montlarım çok büyük. Yani o yüzden sıkıntıya düşmeyeyim diye. Şöyle bir askı aldım kapı arkasını asmak için.
Sonra arkadaşlar bana hediye geldi bu. Teyzem İstanbul'dan göndermişti. Annem İstanbul'a gitmişti. Teyzem göndermiş bunu da. Bu da Avon'un bir parfümü. Avon parfümünüzü bayılıyorum biliyorsunuz. Bu şu marka. Yani okunabiliyor mu bilmiyorum ama. Kermis diyordu ya. Kermis mi böyle bir şey yani. Yani çok şey hoşuma gitti. Güzel şık bir parfüm arkadaşlar. Bu oda arkadaşım annem seccade gönderdi. Bu oda arkadaşımın seccadesi. Kendi şey gibi hissettim ya. Çizseler, gelin çizinin altına şey, damadı işte bohçasına çağırlar, geline bohçası. Aman. Neyse bunlar şal. Böyle bir tıraş pot aldım arkadaşlar. Bunu Lamelif Giyim'den 72 TL'ye aldım. İndirimdeyken aldım. Yakında bir kombi videosu da gelecek. Onu da kaçırmayın, izleyin. İnşallah çekerim yani. Sonra bir tane kot pantolon aldım. Bakın. Bunları kombi videosu göstereceğim zaten size. Bunlar zaten ben buraya gelirken geldi galiba. Onları direkt kombiden çıkarıp böyle koydum. Bunlar hepsi böyle ince tunik tarzı şeyler arkadaşlar. Bir siyah beyaz bir tane. Ondan sonra şu da kahverengi ve şey, tava tonları. Bizon. Beige falan filan. Bir tane de şöyle bir şey var. Siyah beyazın aynısının kahverengi tonu. Çünkü ben balım. Farklı çeşitler var. Yine aynı çeşit aldım. Siyah şal. Yani bugün bu kadar mutlu olacağını zannetmiyordum. Bakın kaç aydır, 2 aydır siyah şalım yok arkadaşlar. Çünkü ben yurda geldiğim zaman şalımı götürürken yaktım. Sonra bir de almış fırsatım olmadı. Böyle arkadaşlar şunları da aldık. Yakında kombi videosu gelecek. Onu da izleyin. Arkadaşlar şoka gelmişti. 13 liraydı galiba. Bu da. Öyle bir şey de aldım. Yorgunluktan ölüyorum. Bir şeyler atıştıracağım. Video izleyeceğim. O sırada da uyuyakalırım diye düşünüyorum. Çünkü çok yorgunum gerçekten. Bütün işim bitti. Kirlileri şöyle çıkarttım. Biri renkli, biri beyaz. İkisini aynı anda yıkayamayacağım büyük ihtimalle. Şimdi eli yüzümü yıkayıp pijamalarımı giyip direkt uyuyacağım galiba. Bu arada arkadaşlar yüzümü şu sabunla yıkıyorum. Lavantalı sabun. Dolabımda topladım bu arada. Arkadaşlar şu askıyı da şu kapının arkasına asamadık. Çünkü çok çok kalın bu kapı. Ancak banyonun ön kısmına askıda. Buraya da mont asılmaz yani, ıslanır. Arkadaşlar ben pijamalarımı giydim. Birazcık atıştıracağım. Video izleyeceğim. Sonra da uyurum. Şu an saatlerimiz 8.30. Şu an saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Şimdiden size iyi geceler. O zaman hemen yarına gidiyoruz. 1, 2, 3. Günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Geç kalmadan gidip yemekhaneden kahvaltı ve akımı almam lazım. Önceki dişlerimi fırçalayacağım. Evet arkadaşlar, benim Oral-B şarjlı veya pilli diş fırçam yok. Biz düz hesap böyle sürü fırçalıyoruz. Temiz görevlisi abla gelecek galiba. Şimdi yine bu sabunla yüzümü yıkayacağım.
Evet arkadaşlar, böyle hazırlandım. Şimdi yemekhaneye gideceğim. Önce kahvaltılık hakkımı alacağım. Tabii bitmemişse. Saat 11.30 falan herhalde. Ondan sonradan çamaşır için randevu alacağım. Sonra kızlar gelecek. Melisa'ya gidip alacağım şu durağın oradan. Onun yükü fazla. Onunla birlikte nevresimi falan değiştiririz diye düşünüyorum. Bakalım. Hava bir garip. Parayı verdim. Sen ne kadar zamandır ayrısın? Arkadaşlar kahvaltıda bir şey kalmadığı için tost bekliyorum. Tost söyledim. Tost yapacaklar. Sonra çamaşırhaneye gideceğim. Tostumu aldım arkadaşlar. Şimdi çamaşırhaneye. 12 hemen getirebilir miyim? 1,5 olabilir. Ha, 12'ye getiririm. Getiririm. Hazır zaten. Getirsin değil mi? Hı, hazır hazır. 12'ye alalım. 12'ye yazayım. Köroğlu'nun ismini. Zeliş Köroğlu. Renkli mi? Evet, renkli. Tamam. 12'de getir. Tamam. Arkadaşlar tostumu aldım, geldim. Bir ellerimi yıkayayım, geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben tostumu yiyeceğim ve saat 12'ye... Ana! 15 dakika var. Neyse tamam. Saat tam 12'ye şey aldım, sıra aldım, çamaşır sırası. Çamaşırı götürmem lazım. Renkleri atacağım. O sırada kadınına soracağım, diyeceğim ki acaba beyazları ayrı bir makine atabilir miyim? Eğer evet derse onu da getirir, atarım. Eğer hayır derse de Melisa gelirse, Melisa saat 1.30 gibi falan gelecek. Melisa dedim ki kendi adına sıralar mısın? Ben kendi çamaşırımı atayım. Yarını bekleyemem. Bugün hepsi çıksın. O halde görüşürüz birazdan. Gidip çamaşırlarımı attım. Saat 12'ye randevu almıştım. Çamaşırlarımı attım, renklileri. Sonra oradaki ablaya sordum ki aynı gün içerisinde iki kere makine çalıştırabilir miyim? Dedi ki hayır. Dedi ki hem arkadaşın adını alabilirsin dedi. Ben de dedim ki o zaman arayayım bir arkadaşımı dedim. Arkadaşım da yolda şu an, hala otobüse binmemiş ama İzmir garajında. Dedi ki yok ben bugün atmam dedi, geldiğim zaman dedi. Sen at benim yerime dedi. Sonra onun ismini söyledim. Randevu aldım. Saat 1.30'da da gidip beyazları atacağım. Seccademi falan yıkayacağım. Seccademi serdim, yine serdim şeyi falan yıkayacağım. Arkadaşım geldikten sonra da nevresimi değiştiririz büyük ihtimalle. Böyle. Şimdi yapacağım hiçbir şey yok. Yani bu video çok içmesinde. Bilmiyorum neden ama çok içmesinde. Hani böyle her şeyi istediğim gibi yapabildim. O yüzden mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir yani. Hala devam ediyor gerçi ama. Seyrini falan beğenmişsinizdir. Yani benim çekmemi istediğiniz videoları lütfen yorumlara yazın. Lütfen beni izleyen bir kitlenin olduğunu bana belirtin. Yani çünkü hani orada rakamlarla ibaret olmayalım lütfen. Orada 1000 kişi görebiliyorum evet ama hani bu nerede? Yorum atın. Eleştirileri de açığım. Yani uygun bir dille olduğu sürece. Ama hani böyle ne bileyim yazın işte ya. Bir şeyler sorun, cevap verelim. Arkadaşlar Instagram adresini de şuraya bırakayım. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar renkli çamaşırlarımı gidip aldım. Bir de tel aldım. Bunu kiminizi bırakıp alıyorsunuz, güvenli alıyorsunuz. Her gitte var mı bilmiyorum. Kelebek dediğim şey bu işte arkadaşlar. Şimdi bunu sileceğiz. Çamaşırımı sileceğim. Renklileri çıkarttım. Beyazları attım. Onlar da 5 dakika sonra çıkacaklar. Arkadaşlar çamaşırlarımı serdim. Şimdi de arkadaşımın bana mesaj atmasını bekliyorum. Camını açtım birazcık oda şey olsun diye. Bir şey söyleyeyim mi? Kaloriferler yanmıyor. Ama oda çok sıcak. İnsan bunalıyor, yemin ederim. Yani birazdan Melisa gelecek. Akşama doğru 6.30 gibi falan da Selma gelir. İşte birazdan Melisa almak için onun eli birazcık ağırmış. Durak yurdun şu an saat kaç? 1.52. 2'ye geliyor. Bu saatlerde otobüs yurdun kapısına kadar getirmiyor. Üniversitenin girişine bırakıyor. Üniversiteye kadar yürüyeceğim. Durak orada var. İşte oradan onu alacağım. Yardım etmek amacıyla sonuçta bize cheesecake yaptı hanımefendi. O yüzden gidip elindekileri taşımamak ayıp olur. Neyse. Ben bu hafta bir şey getirmedim. Sadece kurabiye getirdim. O kadar. Normalde her hafta getiririm yani, yanlış anlamayın. Dışarıya size göstereyim nasıl karamsar bir hava var. Al böyle kahveni camın önüne geç.
Tamam mı? Otur ağla. Bakın ne kadar karamsar bir hava var. Arkadaşlar biz gittiğimizde şu tarla yemyeşildi. Adamlar çalışıyorlardı. Gelene kadar bitirmişler tarlayı. Bak görüyor musun? 10 günde tarlayı bitirmişler. Ben diyorum var bunu hayatta bitirmek. Bak şurada yakıyorlar. Görüyor musun? Duman çıkıyor. Şurada. Otları motları yakıyorlar. Şurada duman çıkıyor. Neyse işte hep tarlalardayız işte arkadaşlar. Ne tarlalar olduğunu bilmiyorum. Sadece şunlar üzüm biliyorum onlar. Üzüm bağları onlar. Şurada da üzüm bağları var. Şuradakiler de lahana, kara lahana. Kara lahana demişim yani. Kara lahana lan. Yeni bir sebze ürettim. Şey adı neydi? Brokoli diğerini yeşil brokoli miydi? Neydi onun ismi ya? Evet onlardan var orada. Arkadaşımı almaya gidiyorum Duru ama şemsiyeyi zor zapt ediyorum. Rüzgar çok var ya. Pardon. Cheesecake almaya gidiyorum. Şaka şaka. Önceden cheesecake mi vardı değil mi Melisa? Bakın bakın beni çıkarttı dışarı kadar. Gittim durağa kadar otobüs getirmiş onu buraya bırakmış yurdun önüne. Kızlarla yemeğe geldik akşam yemeğine. Hangi köşeye? Olur fark etmez. Allah sen ne ara geçtin? 9'da sen buraya seni arıyor. Arkandan geldim kanka. Burada mı geldin? Evet. Kızlar bakın bu cheesecake'imiz. Bu Melisa'nın yapmış olduğu cheesecake. Oo Emaluk abi çok güzel yapmışsın. Çok şık. Niye aç kanka? Kısır mı bu ne? Mercimek köftesi. Ama şekil almamış yani. Tamam kanka biz burayı şekil veririz. Evet. Sıkıntı yapma. O yüzden. Kanka niye konuşmaya da şey yapıyorsun ama konuşabilirsiniz. Yani sizin sesinizden kim tanıyacak yapacak? Selma'yı. Selma'nın bakayım seni çekiş lan kız. Oo poğaça. Kahvaltıda çok güzel olur bu poğaça. Ben de kurabiye yaptım o kadar yılbaşı için. Bak kanka. Kanka yılbaşı ağacını da kuruttan sonra buraya kurarız kanka. Işık da aldım biliyor musunuz? Mesela gösterdim. Süsleriz şey yaparız bir de. Adı neydi? O gün de bir şey getiririm ben gideceğim ya eve. Yani film açıp izleyeceğiz. Çay içeceğiz. Film açacağız. Filmi açmıyor muyuz? Açamayız açalım. Çok güzel gözüküyor gerçekten eline sağlık. Bakalım tadı nasıl olmuş. Birimiz bir an bira getirdi zaten. Yağmış. Film izlerken kapatacağız zaten. Yani. Ha hapiste olduğu için mi acaba söylemiyor? Babam, babam nerede falan diyor.